İsrail'in Lübnan sınırından yaklaşık 120 kilometre derinlikteki Baalbek şehrine düzenlediği hava saldırısı karşılıksız kalmadı. Lübnan Hizbullah'ından yapılan açıklamada İsrail'in Meron askeri hava kontrol üssünün vurulduğu belirtildi. Açıklamada bu operasyonun Baalbek şehrinde iki Hizbullah üyesinin hayatını kaybetmesi ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasına bir misilleme olduğu kaydedildi. İsrail medyası Güney Lübnan'dan üsse yönelik yaklaşık 40 füzenin ateşlendiğini yazdı. Hizbullah pazartesi günü de İsrail'in Hermes 450 tipi insansız hava aracını füzeyle düşürdüğünü açıkladı. Aynı gün saat 16 sularında Nafak'taki Golan Tümeni karargahının da 60 Katyuşa roketiyle hedef alındığını bildirdi. İsrail'in Lübnan sınırından yaklaşık 120 kilometre derinlikteki Baalbek şehrine düzenlediği hava saldırısı karşılıksız kalmadı. Lübnan Hizbullah'ından yapılan açıklamada İsrail'in Meron askeri hava kontrol üssünün vurulduğu belirtildi. Açıklamada bu operasyonun Baalbek şehrinde iki Hizbullah üyesinin hayatını kaybetmesi ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasına bir misilleme olduğu kaydedildi. İsrail medyası Güney Lübnan'dan üsse yönelik yaklaşık 40 füzenin ateşlendiğini yazdı. Hizbullah pazartesi günü de İsrail'in Hermes 450 tipi insansız hava aracını füzeyle düşürdüğünü açıkladı. Aynı gün saat 16 sularında Nafak'taki Golan Tümeni karargahının da 60 Katyuşa roketiyle hedef alındığını bildirdi.